Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte boyalı yüzey üzerine, dekorlu yüzey üzerine pasta relief'le tarama çiçek yapımının ilk aşaması olan desen tasarımı kısmını uygulayacağız. Seçmiş olduğumuz desenden alüminyum kağıdının yardımıyla yüzeyine yerleştirerek çalışmak istediğimiz alanları tespit edip kurşun kalemiyle çizimleri yaptıktan sonra boyalı olan, dokulu olan yüzeyimizi objemizin yapısına göre, büyüklüğüne göre boşluk doğruluk oranını tespit ederek çizimimizi yerleştirip kaymasını engellemek için bandı yardımı ile öncelikle tespit etmiş olduğumuz alana desenimizi yerleştirelim. Sonrasında çizime dikkat etmemiz gereken noktalarından birisi de aktarmak için kullanacak olduğumuz karbon kağıdı, biliyorsunuz piyasada birçok karbon kağıtları var. Kağıtlardan desenimizde bizim eksiksiz görmemizi sağlayacak olan rengi seçiyoruz. Sarı zeminimiz varsa kesinlikle sarı ile çizmiyoruz. Beyaz, içindeki dokularımızın içinde beyazlıklar olduğundan dolayı eksik çizim oluşturur, kullanmıyoruz. Burada bize en uygun olan karbon kağıdı siyah renktedir. Sabitlemiş olduğumuz çizimimizi bir uçtan kaldırıp karbon kağıdımızı yerleştiriyoruz. İkisi de kaygan yüzeye sahip olmasından dolayı su bantıyla daha rahat çalışabilmek için hafif ütüsünü alıp üst kısımdan da sabitliyoruz ki böylelikle çok rahatlıkla çalışabiliriz. Çizimlerimizi kurşun kalemle veya pilot kalemle, ince uçlu çizim kalemleriyle yaptıktan sonra nerede çizdiğimizi kaçırmamak maksatlı olarak farklı renkteki tükenmez kalemi kullanıyoruz ama tükenmez kalem olmak zorunda. Bu bir pilot kalem kesinlikle olmamalı. Boncuk uçlu kalemleri seçecek olursak tek çizim olarak çok rahatlıkla çalışabiliriz. Çizimi esnasında orijinal desenimizde gözümüzün önünde olursa eksik bir yerde çizim yaptığımız zaman kontrol etme sağlamasını yapma şansımız daha çok artacaktır. Bir de çizimlerimizde gözümüzden kaçan boyutlar var ise buradan takibimiz çok daha rahat olacaktır. Lekesiz çalışmak için ve elimizin baskısıyla yüzeyde herhangi bir gölge olmaması için ve çok rahatlıkla kontrol edebilmek için bizden en uzak noktadan çizimimize başlıyoruz. Çizimde biraz baskı uygulayarak yağlı kağıt olduğu için tükenmezin çıkışı çok fazla değildir. Biraz uzak olarak başlayıp baskılı tek çizim şeklinde uygulamalıyız. İlk çizim yaptığımızda yüzeye geçip geçmediğini anlamak için, sonradan sıkıntı yaşamamak için kontrol edelim. Ona göre baskımızı elimizdeki desene, yüzeye baskıyı artıralım. Bunu niçin yapıyoruz? Yüzeyde çünkü genelde biz bir kat su bazlı vernik kullandıktan sonra uygulamayı tercih ediyoruz ve vernik çizimimizi biraz zorlaştırıyor. Evet.
Evet, gayet güzel. Göreceğimiz şekilde tespitimizi yaptıktan sonra desenimizi uyguluyoruz. Model olarak aldığımız figürler tasarıysa, benim şu an yapmış olduğum gibi, çizim esnasında en önemli olan parçaları eksiksiz olarak Idea kağıdımıza aktaralım lütfen. İstersek tabii ki bu işlemi direkt kağıdımızın yüzeyinden de yapabiliriz. Ama bu sefer de yapmış olduğumuz desende gölgelerimiz olduğu için bizim çizimimizde netliğimizi kaybetmemize sebep olabilir. Özellikle taramalı çiçek rölye pastayla yapacak isek deseni biraz soyutlandırarak aydın yer kağıdına tasarlamamız bizim işimizi daha temiz çalışmamızı sağlayacaktır. Bu çalışmanın en büyük özelliklerinden birisi, yani pastörelifle taramalı çiçek yapımının en özelliklerinden birisi, 3 boyut görsellik elde etmek içindir. Bunun için de çizimlerimiz esnasında eğer bir desen tam görsellik veriyorsa bu bize yakın plandan olan figürümüz olduğunu gösterir. Bunun için de eksiksiz çizmeye dikkat etmeliyiz. Bir tasarıda desen, görsellik açısından ve tasarı açısından uyumlu olması şarttır. Yapacak olduğumuz, uygulayacak olduğumuz objenin yapısına göre büyüklüğü, küçüklüğünün tespiti çok önemlidir. Ve çizim bizim desene hangi yönlerden, hangi açıdan, hangi incelikte çalışmamızın ön tasarı şeklidir, tespitidir. Biz çizimlerimizi yaparken bir sonraki aşamada kullanacak olduğumuz pastel rölyefle tarama tekniğindeki çiçek uygulamasında hafızamıza çizerken desenimizin ilk astar haline atmış oluyoruz. Böylelikle kendimizi desene tam kanalize etmiş oluruz. Taramalı çiçek bizim temel tekniklerimizin
uygulanmasından sonra bir sonraki aşamadaki dekorlamada kullanmış olduğumuz tekniktir. Sizlere ayrıyetten sadece bu teknikle çiçek taranmadığını, aynı zamanda ana başlığı çiçek taramadır ama görsel olarak beğendiğimiz diğer figürleri de boyutlandırabilmenizin tekniğini vereceğim. Bu yüzden sizler için bir serçe figürü de çalışmamıza yerleştirelim. Yerleştirmiş olduğumuz figürler tamamen tasarı ilkelerine, yapacak olduğumuz tekniğe ve görsellere göre orantı şeklindeki desenlerde oluşmaktadır. Bu yüzden çizim yaparken en önemli dikkat etmemiz gereken konulardan birisi de desenin direkt üstünden veya dışından değil, çizim yaparken bir içinden, küçük bir iç alandan çizecek olursanız böylelikle desenlerde deformasyon aktarmalarda deformasyonu engellemiş olursunuz. Boyutları desenlerimizin değişmemiş olur. Çünkü başta da söylemiş olduğum gibi desen tasarımında orantı çok önemlidir. Bunu da sağlamak için çizim esnasındaki iç alandan geçişler çizimin püf noktalarından biridir. Sizlerle ders esnasında realistik bir desen çizerek görsellik vereceğim. Ama bu teknik, yani taramalı rölyef pasta ile çiçek yapımı tekniği, bütün çalışacak olduğunuz ahşap, seramik, polyester, yani boyalı bütün yüzeylerde istediğiniz görsel resimleri çalışmanızda yardımcı olacaktır. Şimdi desenimizi orijinalinde soyutlarken çizmiş olduğumuz, soyutlayarak çizmiş olduğumuz aydınger üzerindeki desenimizi birebir geçirmemiz gerekir.
Burada misal dal ayrımı var. Aynı zamanda bir yaprak geçişi var. İşte eksiksiz çizmenin en önemli noktalarından birisi. Burada iki çizgiden birini eğer aktarmazsak çalışma esnasında boyutlandırmayı karıştırırız, desenlendirmeyi dalla yaprağı birbirinden ayırmamış oluruz. Tekrardan çizim esnasında bir figürü tamamen bitirmeden diğer figürü çizmeye geçmemizi tavsiye ederim. Bu sizin çalışmanızı çok daha kolaylaştıracaktır ve eksiksiz çizmenizi sağlayacaktır. Evet, çizimimiz bittikten sonra genel kontrolünü, eksik bir çiziminizin kalıp kalmadığını mutlaka kontrol edin. Yüzeyden çizminiz bittikten sonra genel kontrolünüzü yaptıktan sonra yine de desenize bir anda yüzeyden kaldırmayıp yavaş yavaş, evet,
şöyle baktığınız zaman eksik gördüğünüz bir alan var ise tekrardan yerleştirin. Kaydırmamış olacaksanız şurada benim bir eksik çizimim var. Bu şekilde bütün deseni yüzeye aktarmış olduk. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere.